Rapor tabii bütün dünyayı ilgilendiriyor elbette. Covid-19 krizinin, pandeminin iş dünyasına etkisi kadar istihdam çalışanın dünyasına etkisi de yakından izleniyor. Zira en çok onlar etkileniyor bu gelişmelerden. En büyük zarar Forbes biliyorsunuz ya da Oxfam iş dünyasının oldukça karlı bir sezon geçirdiğini açıkladı ama iş dünyası, işçi dünyasında, çalışan dünyasında bu farklı bir seyir izliyor. ILO'da, Uluslararası Çalışma Örgütü de tahminlerini yeniledi, daha da geriye aldı. Şunu söyleyebiliriz, 2019 yılında 186 milyon küresel işsizlik rakamı. Bunun 2022'de 207 milyona ulaşacağını açıkladı Uluslararası Çalışma Örgütü ILO. Omikron ve Delta varyantlarının bu tahminleri geriye revize etmede çok büyük etkisi olduğunu, beklenmeyen bu varyantların bütün dengeleri alt üst ettiğini çalışma yaşamında ve özellikle önümüzdeki yılın belirsizliğinin de her ne kadar bilim adamları bahar aylarında bu işten çıkılacağını söylese de her an COVID-19 yeni bir sürprizle karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla bu belirsizlik de iş dünyasında çok ciddi sorunlara yol açıyor. Raporda önemli detaylar var. Örneğin ülkeler arasındaki dengesizliklere dikkat çekiyor ILO. Ülkeler içinde sektörler arasındaki dengesizliklere dikkat çekiyor. Özellikle turizm sektörü gibi, lokanta sektörü gibi pek çok sektördeki insanların iş bırakmalarından, bu alanlardaki işsizliğin artışından, gençlerin üniversitelere gidemeyen, sınavlara giremeyen, kötü eğitim almak durumunda kalan üniversiteler kapandığı için gençlerin önümüzdeki dönemde son derece zorlu bir döneme, istihdam dönemine adım atacaklarını ve bunun uzun vadeli sonuçlar olacağını dile getiriyorlar. İnterneti olan gençler internet üzerinden yaptılar ancak bu herkes için geçerli değildi. Dolayısıyla bu gençlerin durumu oldukça önemli. Kuzey Amerika ve Avrupa bu işten biraz daha iyi çıktı. Burada istihdam daha iyi ama Asya'nın güneydoğusu, Latin Amerika ve Karayipler en kötü öğrenci istihdam konusunda ve bu dengesizlikler 2022 sonuna kadar devam edecek maalesef.